Merhabalar 8. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılıya hazırlık 1. Videoyla yine birlikteyiz. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y ya yazınız. Güney yarım kürede kış mevsimi yaşanmaz. Yanlış arkadaşlar her iki yarım kürede de hem kış hem yaz mevsimi yaşanır. Dünyanın dönme eğikliğinden dolayı farklı mevsimler oluşur doğru arkadaşlar eksen eğikliği mevsimlerin oluşmasına etkenlerden biridir. Biyoteknolojinin çalışmalarının tümü insan sağlığını tehdit edecek. Hayır arkadaşlar biyoteknolojinin yararlı çalışmaları da vardır. Atmosferde oluşan yağış, nem, rüzgar gibi olaylara hava olayı denir. Doğru arkadaşlar. Bugün hava sıcaklığı 40 santigrat dereceye ulaşacakmış olaylarıyla ilgilidir. Hava olayı ile ilgilidir. Doğru. 21 Mart 23 Eylül tarihlerinde dünyanın her yerinde gece gündüz eşitliği ekinoks yaşanır. Doğru arkadaşlar. 21 Mart, 23 Eylül'de. Mutasyonların tamamı kalıtsaldır. Hayır. Üreme hücrelerinde görülenleri kalıtsal, vücut hücrelerinde görülenler kalıtsal değildir. Yanlış. İklim değişikliklerinin asıl sebebi küresel ısınmadır. Doğru arkadaşlar. İklim bilimi günlük değişen hava olaylarını inceler. Yanlış arkadaşlar. Bu Meteoroloji günlük değişen hava olaylarını inceler. Hava basıncının az olduğu alana yüksek basınç. Hayır, hava basıncının az olduğu yerlere alçak basınç denir. Bu da yanlış ifade arkadaşlar. Aşağıdaki görsellerde dünyanın güneş etrafındaki konumları verilmiştir. Buna göre K ve L noktalarında yaşanan mevsimleri noktalı yerlere yazalım. Arkadaşlar... Güneş ışınlarına baktığımızda L noktasına dik gelmekte. O halde L ne olacaktır? Yaz. Farklı de farklı mevsimler yaşanacağı için K'da kış olacaktır. Zaten K'ya eğik gelmekte. İkinciye bakıyoruz arkadaşlar. Burada K'ya dik geldiği için K yaz mevsimi. L ise kış mevsimi. Üçüncüye baktığımızda arkadaşlar K ilk bahar. Arkadaşlar burada sağ yatık olduğu zaman ilk bahar olacaktı. K ilk bahar. L ise tam tersi son bahar. Burada ise arkadaşlar K sonbahar olacak. L'de ilkbahar. Sol taraftaki ifadelerin sağ taraftaki ifadeleri kavramlarla uygun bir şekilde eşleştiriniz. Sağ taraftaki kavramlar boşta kalabilir. Kromozomda bulunan kodlanmış bölmelere arkadaşlar ne diyoruz? Kodlanmış bölme dediği için gen, Canlıların dış görünüşünde gözlemleyebileceğimiz özelliklerdir. Arkadaşlar dış görünüşte gözlemlediğimiz özelliklere fenotip denir. Bir karakter anne ve babadan aynı özelliklere gelme durumuna ne diyorduk arkadaşlar? Saf döl yani arı döl veya homozigot. Genlerde ve DNA yapısında meydana gelen değişimlere arkadaşlar ne diyoruz? Mutasyon. Kalıtsal özelliklerin bir nesilden bir nesile geçmesinde etkili olan yapı DNA'dır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Umut aşağıdaki ifadeleri iklim ve hava olayları olarak sınıflandırmak istiyor. Eskişehir'de yazlar sıcak ve kurak geçer. Arkadaşlar bu ifade iklimin ifadesi. Yarın havanın yağmurlu olacağı söyleniyor. Kısa süre olduğu için ve hava durumu ile ilgili olduğu için bu hava olayları. Sivas'ta bu mevsim mutlaka kar yağar. Bu iklimle ilgili arkadaşlar mevsimi belirtmiş. Adana'da 3 gün boyunca sıcaklık 30 santigratiyenin altında düşmeyecek. Bu da arkadaşlar ne ile ilgili? Hava olayıyla ilgili. O halde 2-4 hava olayı, 1-3 iklim o hangi şıkta var? A şıkkında var. Buna göre Melike ve Hatice'nin tatilini geçirmek istediği ülkeler aşağıdakilerden hangisi olabilir? Melike ve Hatice yarı yıl tatillerinde yapmak istedikleri ve tatile gitmek istedikleri ülkeler aşağıda verilmiştir. Melike yarı yıl tatilinde denize girmek istiyorsa Yaz mevsimi. Burada yaz mevsimi nerede yaşıyor? Güney yarımkürede. Güney yarımküre Panama ve Brezilya olabilir. Melike'nin Panama ve Brezilya olmayanlar B ve D'yi eledim arkadaşlar. Hatice yarı yıl tatilinde kardan adam yapıp kar yapmak istiyor. O halde arkadaşlar kış mevsimi olacak. Yani kuzey yarımküre küre olacak. Portekiz ve Mauritania. Bakalım Portekiz değil. O halde bakıyoruz Panama veya Portekiz olabilir. Cevabımız C şıkkı yukarıda şekilde bir DNA parçasının birinci zinciri görülmektedir. Buna göre iki zincir aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar adenin karşısına timin, timinin karşısına adenin, timinin karşısına adenin, guanin karşısına stozin, stozinin karşısına guanin gelir. Burada baktığımızda arkadaşlar timin, adenin, adenin, stozin, guanin hangi şıkta var? A şıkta var. Yukarıdaki DNA mu yapısı verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 3 azotlu organik bazdır. Doğru arkadaşlar. 3 numara organik baz. 2 numara deoksiriboz şeker. 1 numara da işte arkadaşlar fosfattır. Bir nükleotin yapısında fosfat, deoksiriboz şeker ve organik baz bulunur. DNA'da 4 çeşit, DNA'da 4 çeşit iki molekülü bulunabilir. Baktığımız arkadaşlar yanlış. Deoksiriboz şeker bir çeşittir, organik baz dört çeşittir. 2 fosfat molekülü temsil etmektedir. Hayır arkadaşlar, iki şeker molekülünü temsil etmektedir. Bir şeker molekülünü temsil etmektedir. Hayır, fosfat molekülünü temsil etmektedir. Aşağıda sembollerle gösterilen düzgün tohumlu bezelyelerin çaprazlanması sonucunda oluşan bireyler, Punnet karesinde verilmiştir. Bu çaprazlamaya göre doğru olan cümlelerin başındaki kutucuğu işaretleyelim. Arkadaşlar baktığımızda üçgen ne olacak? Büyük A. Daire ne olacak? Büyük A. Çünkü bakın büyük A, büyük A. Yuvarlak büyük A. O halde ne olacak? Yıldız küçük A olacak. Kareye baktığımızda arkadaşlar Buradan büyük A gelmiş. Oradan buradan küçük A gelmek zorunda. Burada küçük A küçük A olduğu için karede küçük A olacaktır. Yıldız sembolü buruşuk tohumu genini ifade etmektedir. Bakıyoruz arkadaşlar çekinik o halde doğru. Tik atıyoruz. Daire sembolü düzgün tohum genini ifade etmektedir. Bakıyoruz büyük doğru. Bu bezelyelerin oluşmasını sağlayan dişi birey saf döl düzgün tohumludur. Saf döl değil bakın Arkadaşlar heterozigot yani melezdöl. yanlış buraya bir şey koymuyoruz sembolü düzgün tohum genini göstermektedir kare sembolüne bakalım arkadaşlar hayır çekinik sembolü gösteriyor yanlış melez genotipli iki bireyin çaprazlanması sonucunda melez ve arı döller oluşur baktığımızda arkadaşlar melez ve arı, iki tane melez döl çaprazladığında melez ve arı döller oluşmuş bu doğru düzgün tohum buruşuk tohuma baskındır bakın arkadaşlar düzgün buruşa baskın, düzgünün büyük A'nın özelliği görülmüş. Üçgen sembolü, baktığımızda büyük A, gösterilen gen etkisini fenotipte gösteremez. Yanlış arkadaşlar, baskın olduğu için fenotipte gösterir. O halde sonu işaretlemiyoruz. Aşağıdaki çapazlamalarla noktalı yere uygun fenotipleri yazınız. Arkadaşlar, saf, döl, uzun, gövdeli ise, safsa arkadaşlar, büyük A büyük A olacak. Kısa döl, kısa gövdeli. O halde kısa olabilmesi için ikisinin de çekinik olması lazım. O halde fenotipleri ne olur arkadaşlar? Hepsi bakın bundan bir tane bundan bir tane gelecek. Büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A gelecek. Arkadaşlar fenotipinin hepsi uzun, genotiplerinin hepsi %100 büyük A küçük A fenotipi yazalım hemen. Uzun. Genotip. Yüzde yüz büyük A küçük A olur. Hangi seçenekte verilen olay dünyanın dönme ekseninin eğik olmasının sonucu da gerçekleşmez diyor arkadaşlar. Mevsimlerin meydana gelmesi gerçekleşir. Güneş ışınlarının düşme açısının yıl içerisinde değişiklik görmesi gerçekleşir. Aynı anda yarım kürelerde farklı mevsimlerin yaşanması gerçekleşir. Arkadaşlar gece gündüz oluşumu bu dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle oluşur. O halde cevabımız denizli. Sarı tohumlu olduğu bilinen iki bezelye çaprazlanıyor. Çaprazlama sonucunda homozigot sarı tohumlu bezelye, heterozigot sarı tohumlu bezelye, yeşil tohumlu bezelye. Yukarıdaki verilen tohum çeşitlerinden hangilerini elde edilebilir? Tohum renginde baskın yeşil çekiniktir. Arkadaşlar İkisi de heterozigot olursa yani büyük A küçük A olduğu zaman homozigot sarı tohumlu bezelye elde edilebilir. Heterozigot sarı tohumlu bezelye elde edilebilir. Yeşil tohumlu bezelye elde edilebilir. Bakın küçük A küçük A olduğu için hangileri elde edilebilir dediği için üçü de elde edilebilir. Aşağıda verilenlerden hangisi adaptasyonu örnek değildir? Kutup ayılarının ayaklarının geniş taban olması adaptasyon. Develerin susuzluğa dayanabilmek için sırtındaki örgüçlerin yağ depolaması adaptasyon. Bu kolemunun ortalama göre renk değiştirmesi adaptasyon. Arı lavraların, arı sütü ile beslenenlerin kral çağrı, polenle beslenenlerin iş çağrı olması bu modifikasyon örnektir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi saf döl sarı tohumlu bir bezelye ile yeşil tohumlu bir bezelyenin çaplazmasından meydana gelen bezelyenin genotipi olabilir? Sarı tohumlu olma yeşil tohuma baskınmış. O halde arkadaşlar saf döl sarı tohumu büyükse büyükse ile gösteririz. Yeşil tohumu da küçükse küçükse ile gösteririz. Bunlar arkadaşlar ne olacaktır? Yüzde yüz hepsinde yüzde yüz büyükse küçükse olacaktır. Yüzde yüz büyükse küçükse olan hangisidir? Cevabımız B şıkkı. Şurada isterseniz hemen bir çaprazlama yapalım. Büyükse büyükse, küçükse küçükse yazarsak büyük küçük, büyük küçük, büyük küçük. Büyük küçük. Büyük, küçük hepsi %100. Çocuğu kız olan bir ailenin ikinci çocuğunda kız olma ihtimali nedir? Arkadaşlar her zaman %50'dir. Cinsiyet kromozomlarında babaya bağlı olduğu için babadan X gelirse kız, Y gelirse erkek her zaman bu şekilde olduğu için yüzde %50'dir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi mutasyonu örnek verilebilir? DNA'nın bir kısmının kopması mutasyondur arkadaşlar. Çevresel koşullara göre çuha çiçeğin renginin değişmesi modifikasyon. DNA'nın kendine eşlemesi zaten herhangi bir şey değil. Bölünmek için hazırlık. Halterle ilgilenen bir sporcunun kaslarının gelişimi de modifikasyona örnektir. Mustafa YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.